Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Vatandaşlara kadın olmanın zorluklarını ve Kadınlar Günü hakkında ne düşündüğünü sorduk. Kadın olmanın en güzel yanı ve dezavantajlarını konuştuk. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir kadın olarak kadınların daha çok elde tutulmasını, daha çok kadınlara hak tanınmasını, özellikle bir anne olarak evlatlarımın peşine düşmeyi, bir şey olduğu zaman hakkımı aramayı, ya her şey kadınların gönlüne göre güzel olmasını isterim. Hiçbir kadın ölmesini isterim. Hiçbir kadın cinayeti olmasını isterim. Çünkü kadınlar her zaman Allah'ın bir emanetidir. Çocukların bir emanet meleğidir. Yani kadın bulunmaz bir nimet. Kadınlar olması hiçbir şey olmaz. Hiçbir ev çekip çevrilmez. Yani kadınların olmadığı yerde erkekler hiç, benim görüşüme göre. Teşekkür ederim. Kadın olmanın en güzel yanı ne sizce? Annelik. Annelik. Kadın olmanın en güzel yanı da kadın gibi yaşamak. Ben böyle düşünüyorum. Peki genelde 8 Mart hediyeleşme olur, indirimler olur. Siz hediye istiyor musunuz? Hediye konusuna gelince eşimin güler yüzü, tatlı dili bana yetiyor, dartıyor. Ha şöyle, maddiyata baktığımızda maddi anlam güzel olursa, ya tabii ki ufak bir beklentim olur ama hani adamın durumunu bildiğim halde ondan ısrarla bir beklenti yaparsam bu bütçeyi sıkar, eşimi de sıkar. Psikolojikmen evde huzursuzluğa yol açar. O yüzden güzel şeyler düşünelim, güzel olsun. Fazla zora girmenin bir anlamı yok. Peki kadın hakları en çok hangi alanlarda çiğneniyor sizce? Kadın hakları en çok hangi alanda çiğneniyor? Şöyle söyleyeyim, toplumun olduğu yerde. Ondan sonra nasıl söyleyeyim, daha çok adliyelerde, yani nasıl desem, hani kadınlara sunulan yerde kadınların çoğunlukla hakkı çiğneniyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bizim Türkiye'miz için ne yazık ki kadınlarımıza pek şey yok. Rahat olmayan bir ülkedeyiz. Çünkü birçok kadınımız eşi, akrabası, birçok kişi tarafından öldürülüyor, zulme uğruyor. Kadın çalışma hayatında istediği gibi yerini alamıyor. Tam bir eşitlik içinde değil. Onun için bu haklı mücadelelerinin yanındayım. Ben de destekliyorum. Bu mücadele ne olacak bir şey? İstanbul Sözleşmesi'ne çıkmamız da kadınlar için bir dezavantaj oldu. Bunun tekrar kendi yerine getirilmesi ve kadınlarımızın korunmasını istiyorum. Diyeceğim bu. Peki dünyaya kadın olarak gelmek ister miydiniz? Sizce avantajlı bir yanı var mı? Vallahi ülkemizde ben istemezdim yani. Çünkü kadınlarımıza bir cennet kadınlar ayaklarının altında deniyor ama maalesef uygulamada öyle bir şey olmadığı gibi kadınlarımızda ayrımcılık yapılıyor. Kadınlarımız rahat değil. Ben de iki kız babası olarak söylüyorum. Kesinlikle bunu tekrar gözden geçirilmesi lazım. Haklarının tam manası eşit şekilde uygulanması lazım. Peki 8 Mart'ta genelde her yerde indirim olur biliyorsunuz. Siz hediye alacak mısınız? Ben eşime hediye alacağım. Şimdi ben onun yanına gidiyorum zaten. Beraber bir dolaşıp alacağız. Evet. Peki bir günü kadın olarak geçirmek isteseydiniz, yani kadın olarak geçirseydiniz ne konuda zorlanırdınız? Vallahi beceremezdim. Çünkü mümkün diye beceremezdim. Şimdi onlara Allah sabır versin. Her türlü hem ev işi hem çalışma hayatında çok büyük emekleri var. Hepsine saygı duyuyorum. Hepsini selamlıyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürekten kutluyorum. Hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Peki dünyaya kadın olarak gelmek ister miydin? Bir avantajlı taraf var mı senin için? Şöyle, Türkiye şartlarında istemezdim. Türkiye şartlarında olsam şu an rahat rahat gezeceğimi düşünmüyordum. Tacize uğrayabilirdim sözlü. O yüzden farklı bir ülkede olsaydı tabii ki de bir kadın olarak dünyaya gelmek isterdim ama Türkiye şartlarında hayır, istemezdim. Peki hediye alacak mısın? Anneme ve yengeme hediye almayı düşünüyorum. Anneme güzel bir hediye kutusu, böyle içinde çikolatalar olduğu. Yengeme de gül almayı düşünüyorum. Kanlarımız olarak. Evet, başka.
Bir günü kadın olarak geçirseydin hangi konuda çok zorlanırdın? Hangi konuda? Ev işleri konusunda cidden annem hasta olduğu zaman ben yardım ediyorum ona. Gerçekten bulaşıkları toplamak olsun, etrafı düzenlemek olsun ciddi anlamda çok zor bir şey. Hele var ya süpürge makinesi kullanmak ne kadar zor ya. Gücüm yetmiyor. Yani cidden gücüm yetmiyor halıya karşı falan. Cidden Allah yardımcılar olsun, çok zor bir durum. Bunları düşünürdüm evet. Zorlukları anladın yani. İnanın var ya bazen diyordum ya anne nasıl yoruluyorum falan. Bir gün birkaç defa yaptım cidden yani kullanmak falan her şey inanılmaz zor. Çamaşırlar dizmek bile zor ya. İnanın korkuyorum tek tek asarken bile elimden kayıp düşecek diye. Başka sorunuz var mı? Peki kadınlara bir mesaj vermek istesen ne söylerdin? Onlar başımızın tacı. Allah onlardan razı olsun. Zaten onlar olmasa biz bu dünyaya gelmezdik. Tabii ilk başta Allah'ın vesilesi sonra kendileri. Cennet kendilerinin ayaklarının altında tabii değerlerini bilirlerse ki ülkemizde kadınların hepsinin ayrı bir değeri var yerimizde. Hepsine teşekkür ederim kadınların. Hangi alanlarda en çok haklarının çiğnendiğini düşünüyorsun? En çok hangi alanda çiğneniyor hakları? En çok hangi alanda çiğneniyor? Özgürlükleri konusunda diye düşünüyorum. Yani evet özgürlükleri yani rahatça gezemiyorlar. Şuradan baktığımız zaman şöyle sokaklara yürürsek inanın çoğu genç erkeğimiz kızlara çok sözlü taciz yaptığını duyuyorum. Bu konuda gerçekten çiğneniyor hakları. Bir gerçek bir yaptırım olması lazım. Hapis cezası bile az. Yani hem diyorlar ki hem laik ülke diyorlar hem Müslümanız şeriat istiyoruz. Ya şeriat olacaksa aynısın yani idam edilsin kişi ya da laik ise herkes özgürce dolaşabilsin. İkisi arasında çok çapraz kalıyor ülkemizin yazık ki bu konuda. Özgür desen özgür değiller. Şeriatçı desen şeriatçı değiller. Bu yüzden kadınlar burada çok zorluk çekiyor inanın. Bilmiyorum siz de illa denk gelmişsinizdir yani ne yazık ki maalesef öyle. Ülkemiz böyle. Peki kızın ya da kız kardeşin böyle özgürlükler talep etse sen ne dersin? İlk başta tabii ki de bu kendi düşünmesi lazım. Hani bir yoldan bile gideceği zaman iyice araştırması lazım. Hangisi aklına yatıyorsa örnek veriyorum. Yani kötü yol bile olsa ona destekçi olman lazım. Yani bu yolun kötü olduğunu, o yolundan gitmeyeceğini, bu yoldan gideceğini tavsiye etmen lazım. Yani dese ki ben aşık girmek istiyorum. Hemen bir baba olsa ya dövecek, kızacak. Yani bir dinle, bir niçin istiyor veya yanlış eğitim veriyor. Zaten bir kızın ilk başta yani kız babadan İlk başta görmesi lazım bu edebi. Babadan sevgi alması lazım. Babadan alamadığı sevgiyi bu seferde elin adamından almayı düşünüyor. O yüzden bu ülkemizde bu cennetler oluyor. Babadan zaten ilk başta sevgiyi alsa ilk başta o şevlikler oluyor. Yani babadan alsa o şey sevgiyi, saygıyı zaten elin adamına gerek duymayacak. Böyle ülkemizde bu tarz şeyler de olmayacak. Elin adam bu özgürlüğü görünce kendisine daha kadar samimi olduğunu görünce istediği gibi davranabiliyor kızlara, kadınlara. Ne yazık ki öyle. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Ligi ne düşünüyorsunuz? Kızım, kadınlar başımızın tacı. Onlara iyi bakacağız, kötü muamele yapmayacağız. Bu dünyadan iyi olup geçip gideceğiz. Ben bunu derim. Ben olanların hepsini kınıyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Yani bunlar iyi bir şeyler değil. Dünyada çok sayıda kadın katliamı var şu an. Bunlara hep beraber ders alıp önüne geçmemiz lazım. Genelde hediyeleşme olur. Siz hediye alacak mısınız? Alacağım. Ne hediye alacaksınız? Çiçek bir şey alacağım canım. Durup. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Atatürk'ün bize verdiği en büyük hizmet diyorum yani. Kadınlar bu kadar çok öne getirdiği için ona da çok minnettarım. Keşke öyle bir tane daha gelebilseydi Türkiye'ye. Kadın olmanın en güzel yanı ne sizce? Anne olmak, kadın olmak. Yani bu Türkiye'ye gerçekten bir şeyler verebilmek yani. Bir şeyler katkıda bulunabilmek. Kadın olmanın en güzel yönleri. Cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını düşünüyor musunuz sizce? Evet. Türkiye'de özellikle İç Anadolu bölgesinde doğuda fazlasıyla düşünüyorum. Yani işte kız gibi koşma falan gibi cümleler olur ya genelde. Çok sık rastlıyor musunuz böyle cümleleri? Ben fazla rastlamıyorum ama genelde toplum olarak öyle yani. Genelde hep ikinci planda kalması gerektiğini düşünüyorlar kadınların. Yani bir yerdeki başarılar kıskanılıyor da belki de. Yani bir kadınlar bir yere gelmesi çok güzel bir şey ama bazı da toplumda dışlanıyor yani. Yani kadından şey mi olur, başkan mı olur? Yani geride bırakıldığımızı düşünüyorum. Genelde 8 Mart'ta hep indirim olur, böyle hediyeleşme falan olur. Siz ne hediye alınsın istersiniz? Yani bu ekonomide yani şu an bir hediyemiz falan yok ama yine de küçük bir hediye. İnsan hoşuna giderdi yani. Peki kadınlara bir mesaj vermek ister misiniz burada? Evet, kadınların her zaman bir olmasını isterim. Her zaman birbirimizi tutmamızı isterim yani.
kadın egemenliği güzel olmalı bence. Kadınlara daha iyi bir hayat verilmeli. Çünkü kadınlar şiddete çok uğruyor. O şiddetlerin daha çok önüne geçilmesini isterim yani. Peki kadın hakları hangi alanlarda daha çok çiğneniyor sizce? Özellikle de cinsel konularda özellikle. Açık giyindiği zaman çok aşırı eleştiriler alınıyor. İnsanlar özgür iadesi yani bu. Tabii çok açıklığa ben de karşıyım. Ama yani yine de yani insanlar şort giydi diye otobüste darp edilenler var yani. Bunlar da o kadar güzel bir şey değil ama. Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? İyilik düşünüyorum. Kadına bunu kurtarıp kadın demek ana demek. Bacı demek. Kadın nimet. Kadın olmasa biz yaşayamak. Ya şimdi evde hanım olmasa kapıyı açamam. Kızım ne mutlu. Peki dünyaya kadın olarak gelmek ister miydiniz? İyi bir yanı var mı? O Cenab-ı Allah veriyor. Ona sen karar veremem. Evet, o da doğru. Orayı Cenab-ı Allah bilir. He, kızım başa ne diyeyim? Peki kadınlara bir mesaj vermek ister misiniz? Kadına bunu kutlu olsun. Analarımızın, bacılarımızın, kızlarımızın, torunlarımızın. Dedim sen Volkan'la mı konuşuyorsun? Hüneri kutlu olsun kızım. Ne diyeyim başa? Peki kadın hakları çiğneniyor mu sizce? Çiğneniyor. Çok çiğneniyor. Televizyoncuyum, kulüde 20 lira, 30 lira kadın öldürüyor. Yazık, günah ya. Geçinemiyorsan boşanın git ya. Yazık. Kızım. Ben onları seyrettiğimi de ciğerim sızılıyor. Ya. Kızım. Her 8 Mart'ta genelde indirimler olur böyle hediyeleşmek için. Siz hediye alacak mısınız? Eşinize. Ya alırsam alıyorum, almasam çiçek bitiyor ve çiçek alıyorum, götürüyorum. Çiçek alıyorsunuz. He. Ne diyeyim başa? Şanslıymış o zaman bayağı. He yani. Niye kızım? Kadına bunu kutlu olsun. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bunun tek bir güne sığdırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle günümüzde kadınlar bu kadar sıkıntı yaşarken, öldürülürken, hatta vizyonda zamanında öldürülmüş bir kadının filmini izlerken yani bu konuda dikkat çekilmesi gereken çok daha fazla gün olduğunu düşünüyorum. Peki sizce kadın olmanın en güzel yanı nedir? Vallahi bilemeyeceğim şu an ama her işi başarabildiğini gösterebilmek sanırım. Yani insanlar başaramayacağınızı düşünürken sizin bir şeyleri başarabilmeniz. Peki cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını düşünüyor musunuz? Bazı konularda evet düşünüyorum. Yani özellikle mesleki konularda hani bazı mesleklerin kadınlara uygun görülmemesi ya da bazı konularda kadınların zayıf olduğunun düşünülmesi bence yanlış. 8 Mart'ta genelde indirimler olur her yerde, hediyeleşme olur. Siz hediye istiyor musunuz? Yok istemiyorum. Dediğim gibi hani ben tek güne sıkıştırılması gerekmediğini düşündüğüm için ayrıca o günde de bir hediye almak bence yanlış, mantıksız. Peki kadınlara bir mesaj vermek istesiniz ne söylersiniz? Kendilerinin her şeyi başarabileceğine inanmaları gerektiğini söylerdim. Yani etraflarındakiler ne derse desin her şeyi bir kadın, bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapabilir. Peki kadın hakları sizce hangi alanlarda daha çok çiğneniyor? Evlilikte ve özellikle mesleki alanda bunun daha fazla çiğnendiğini düşünüyorum. Hani erkek egemen bir toplumda yaşadığımız için mesleki alanda bazı konularda kadınların bastırılmaya çalıştığını görüyorum. Yani önemli konumlarda pek çok yerde sadece erkekler var mesela. Bunların düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Sizce kadın olmanın en güzel yanı nedir? En güzel yanı ne bileyim, bilmiyorum valla. Hiç de ben güzel yanını görmüyorum. Güzel bir yeri yok bence. Güzel bir tarafı yok. Bazı kişiler annelik olarak görüyor. Siz öyle düşünüyor musunuz? Annelik çok iyi, çok güzel. He. Allah evlatlarımızı bağışlasın ya Rabbim. Güzel annelik, annelik duygusu çok güzel. Peki kadınlara bir mesaj vermek isteseniz ne söylerdiniz? Ne söyleyeyim? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Allah esirgesin, herkesi saklasın derim. Başka bir şey demiyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kadınlarımızı çok emekçi olarak görmüyorlar zaten. Yani maalesef bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Kadınlara çok bir haklar da yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama kadınlara karşı her zaman için bir saygı duyulması gerek. Kadın yani çalışarak emekçi değil aslında. Kadın 7/24 hem bir annedir, her yönden emekçidir. Bunu unutmaması gerekiyor beylerin, erkeklerin.
biz haklarımızı her türlü istiyoruz. Kadınlara bir mesajınız var mı peki? Kadınlara bir mesajım, kadınlar her zaman için ayakta durmayı bilmesi gerekiyor her türlü. Kendi haklarını, özgürlüklerini bilmesi gerekiyor. Her türlü kendilerini savunsunlar. Bunu diyebiliyorum sadece. Aslında diyecek çok şey var ama vaktim yok dediğim gibi. Otursak çok çok uzun konuşmak gerekiyor. Çünkü son bir soru sorayım o zaman. Kadın olmanın en güzel yanı ne? Kadın olmanın en güzel yanı anne olmak. Sadece bunu diyebilirim. Öncelikle emekçi kadınların, özgürlük adına çalışan kadınların, bütün annelerin, bütün nasıl diyelim, kadın ayrı bir dünya. Dünyayı güzelleştiren kadındır. Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Tabii değerleri fazla biliniyor mu bilinmiyor. Ama her zaman bizim için baş tacı. Yani doğusuyla, batısıyla, yaşlısıyla, genciyle. Ben kendi şahsıma diyorum, bir annem, bir ablam olarak. Allah benden alsın, onlara versin. Kadına şiddet oluyor, bazı şeyler oluyor. Onların da son bulmasını istiyoruz. Cehaletin önüne geçilmesini istiyoruz. Tabii yani nasıl geçecekler başa? Başka olmuyor yani. Allah onlardan razı olsun. Tekrardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Adam olan herkesin yanında kadını her zaman bayram yani. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey. Ben İzmir'de yaşıyordum. Sürekli kutluyorduk orada da burada öyle bir şey rastlamadım. Kadın olmanın en güzel yanı ne? Anne olmak. Ben anne olmak diyorum. Peki cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ya, önceden çok düşünüyorum da şimdi kız, cinsiyet demek erkek kız şeysi mi oluyor? Evet. Yok. Hani kız gibi koşma falan denir ya, böyle ayrımcılık. Oluyor. Arada. 8 Mart'ta hediyeleşme olur genelde. Her yerde indirim olur. Siz ne hediye istiyorsunuz? Ben mi? Oğlumdan telefon bekliyorum. Şeyde ya, İzmir'de mesela biz Kadınlar Günü 8 Mart şeyde hep bir yerde toplarlar. Kolye gibi çiçek, şey öyle hediyeler 8 Mart öyle kutlanır. Ama burada ben öyle bir şey görmedim. Kendi kendimize kutluyoruz. Peki kadınlara bir mesajınız var mı? Kadınlara desem ki vallahi erkek gibi olmalar, kendi şu bu devirde kendilerini savunmaları, kendilerini yönetmeleri bence daha iyi. Kadınlar da erkekler gibi olmalı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bütün Türkiye'deki ve dünyadaki kadınlarımızın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başka sormak istediğiniz? Kadın olmanın en güzel yanı ne sizce? En güzel yanı, Allah olmayana da versin, anne olmak. En güzel yanı olmak. Bir şeyler üretip onları hani para kazanmak, ayaklarının üstünde durmak, en güzel yanı da bu. 8 Mart'ta genelde her yerde indirim olur, hediyeleşme olur. Siz hediye istiyor musunuz? Ben ortalık diyeyim, pahalılığın gitmesi, kadınların istihdam edilmesi, bunlar istiyorum. Hediye, en güzel hediye bu bence. Kadın hakları en çok hangi alanda çiğneniyor sizce? Bence şöyle, şiddet konusunda erkekler genelde hani egemen bir toplumda yaşıyoruz. Erkeklerin egemen olduğu bir toplumda, ama bunu yavaş yavaş aşacağız. Sizlerin sayesinde medya, kadınlar artık ayaklarının üstünde duranlar, kadınlar daha bu konuda daha duyarlı. Bence her kız çocuğu erkeklerden çok okumalı. Bir erkek gidip limon köşede satabilir ama bir kız çocuğu, özellikle bütün anneleri ve babaları sesleniyorum, bir kız çocuğu kesinlikle okumalı. Kadın erkek eşit mi sizce? Eşit tabii ki. Herkes 9 aylık. Allahu Teala herkesi aynı yaratmış. Sadece biz böyle bastırıldığımız için bilirsiniz, erkek çocuğu yapar, kız yapamaz. Dinde de her şey, her ne varsa erkeğe de haram, kadına da haram. Bence kadın erkek tabii ki de eşit. Kadınlara bir mesajınız var mı?
Ben burada evde oturan bayanlara sesleniyorum. Kendini geliştirmek adına kurslara katılsınlar. Ortaokul mezunu olmayanlar, ilkokul mezunu olmayanlar, dışarıdan ortaokulu bitirmiş, güvenlik görevlisi olmuş, liseyi muhtar olduktan sonra diplomasını alan, açık öğretim mezunu olan bir kadın olarak sesleniyorum. Önce eğitim, her ne olursa olsun, sertifika, eğitim, ortaokul diploması, lise toplamı, kendini geliştirmek adına her şeyi yapsınlar ve kendilerini kanıtlasınlar. Başta, en başta insanın kendine güven. Güven her şeyin başında. Sen kendine güveneceksin ki etrafın sana güvensin.